Diyabet, halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak anılan, her insanda farklı etkiler gösteren, farklı bir şekilde seyreden ve farklı tipleri bulunan ciddi bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa sahip olanların hayatları boyunca sağlıklı beslenmeye özen göstermesi diğer herkesten çok daha önemli bir hal alabiliyor. Özellikle rafine şekerden uzak, sıkı beslenme programları hayatlarının vazgeçilmezlerinden oluyor. Biz de istedik ki diyabetle olan mücadelemizde bizi iyi geldiği söylenen, vücudumuzu destekleyen, şeker ihtiyacımızı en sağlıklısından karşılayacak yiyecekler nelermiş bunu öğrenelim. Bu videomuzda bunların cevaplarını bulacaksınız. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, şeker hastalığı pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun ürettiği insülünü etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan kronik ve insülin üreten hücrelerin azalmasıyla devam eden bir hastalıktır. İki temel diyabet türü vardır. Birinci tip, pankreas insülünü üretmez. İkinci tip, pankreasın yeterli miktarda insülin üretemediği veya vücudun ürettiği insülünü etkili şekilde kullanamaz. Diyabetin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik, obezite, diyet veya egzersiz eksikliği tip 2 diyabetin ilerlemesinde önemli rol oynayabilir. Peki diyabetin belirtileri nelerdir? Aşırı susuzluk, sık idrara çıkma, bulanık görüş, aşırı açlık, artmış yorgunluk, alışılmadık kilo kaybı. Evet, şeker hastalığını ortadan kaldıracak tarifi öncelikle sizlere vermek istiyoruz. 1 yemek kaşığı karanfil, 2 adet çubuk tarçın, yarım litre temiz su. Bizim malzemelerimiz bunlar. Peki nasıl hazırlamamız gerekiyor? Tarçın ve karanfilleri şişelenmiş suyun içine koyun ve buzdolabında 4-5 gün kadar bekletin. Sonra karışımı süzün ve suyunu her sabah boş mideye yarım bardak tüketin. Bu ilacı 4 gün kullanmanız yeterli. Ardından yenisini yapın. 3 şişe kullandıktan sonra 15 gün mutlaka ara verin. Bu şeker hastalığına tamamen doğal bir çaredir. Paranızı kurtaracak ve sadece 5 gün içerisinde bu korkunç hastalığın etkilerinin yavaş yavaş azaldığını kendinizde göreceksiniz. Tabii ki doktorunuza danışmanız önemli kullanmadan önce. Peki şeker hastalığına iyi gelen diğer besinler neler? Bunları da mutlaka uygulamanız gerekiyor. İşte o besinler. Soğan. Her derde deva olan antibiyotik etkili soğan, şeker hastalıklarının en doğal ilacı olmaktadır. Yemeklerde ve salatalarda kullanıldığında yiyeceklerin daha da lezzetli olmasını sağlar. Soğan, antibiyotik etkisiyle hastalıkları kolayca uzaklaştırdığı gibi kandaki şeker oranını dengeler. Lahana. Kış mevsimi geldiğinde sebze raflarında yerini alan lahana pek çok faydasıyla dikkat çekiyor. Şeker hastalıklarının bolca tüketilmesi gereken bir sebze olduğunu ifade edebiliriz. Düşük kalorili bir besin olduğundan şeker hastaları için de tavsiye edilen bir besin olacaktır. Kan şekerinin dengede kalmasını sağlarken kilo verme konusunda size destek olacaktır. Zeytinyağı. Kalp dostu zeytinyağı aynı zamanda şeker hastalarının da en büyük dostudur. Kolesterol seviyesini dengelediği gibi kandaki şeker oranını düşürmektedir. Her öğünde tercih edebileceğiniz zeytinyağıyla daha sağlıklı bir bedene sahip olabilirsiniz. İnsülin direnci olan kişiler için bolca tavsiye edilmektedir. Enginar. Enginar pek çok faydasıyla sağlık dostunuz olacaktır. Mutfağınızda enginara yer açmak için birçok nedeniniz var. Enginar hem kan şekerini dengeler hem de kansere karşı duvar ören bir yiyecek özelliğine sahiptir. Fasulye. Glisemik indeksi düşük olan besinler diyabet hastaları için sağlıklı seçimler olacaktır. Bu besinlerden biri de fasulyedir. Öğünlerinizde yeşil fasulye veya kuru fasulye yiyebilirsiniz. Pancar. Şeker hastalarının beslenmesi listesinde olması gereken bir yiyecek pancardır. Pancarda oldukça az karbonhidrat yer alır. Bu özelliğiyle diyabet beslenmesinde önemli bir yer tutar. Balık eti.
şeker hastalarının omega 3 yağ asitlerine önem vermesi gerekir. Bu nedenle haftada en az bir öğünde olsa balık tüketmeniz önemli. Az yağlı balıklardan yana yapılan seçimler diyabet beslenmesi için iyi olacaktır. Yoğurt. Yoğurt sadece diyabet beslenmesinde değil, her öğünde ve her kişi için önemli olan bir besindir. Yoğurt düşük kaloriye sahip ve bolca vitamin içeren bir yiyecektir. Özellikle de tip 2 diyabet için etkili olan yoğurdu bol bol tüketebilirsiniz. Greyfurt. Yapılan araştırmalar sonucunda greyfurt tüketen hastaların şeker seviyesinin ideal seviyede olduğu tespit edilmiştir. Şeker hastaları greyfurt tüketirken çok dikkatli olmalı. Eğer düzenli olarak ilaç kullanan biriyseniz, greyfurtu gün içerisinde ölçülü yemelisiniz. Aksi halde ilaç ve greyfurt sağlığınız için tehlikeli olabilir. Ölçülü yemeniz önemli. Elma. Elma tüketen kişilerin diyabete yakalanma riski düşüktür. Şeker hastalığı tanısı yapılan kişilerde ise gün içerisinde elma tüketilmesi önerilmektedir. Elmanın lifli yapısından dolayı kan şekerinin yükselmesi önlenir. Kayısı. Kuru kayısı hem metabolizmanızı hızlandırır hem de diyet beslenmesinde sizi tok tutar. Hem de şekerin yükselmesini önler. Böylesine faydalı bir meyvenin tüketimi diyabet beslenmesinde önemlidir. Avokado. Şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği meyvelerden biridir. Salatada veya omlet yaparken avokadoyu tüketebilirsiniz. Kivi. Kivinin şeker oranı çok düşüktür. Bu nedenle şeker hastalığına iyi gelir. Meyve saatlerinde bir adet kivi ile sağlıklı beslenmeye devam edin. Yaban mersini. Yaban mersini yapraklarını demleyip çay olarak içmek kandaki şekerin yükselmesini önler. Yaprakları ve meyvesiyle tam bir diyabet ilacı olacaktır. Tarçın. Şeker hastalarının en sık kullandığı bitkilerden biri tarçındır. Tarçın kan şekerini düzenler ve dengeler. Çubuk tarçın ve baharat şeklinde tüketildiğinde adeta diyabet düşmanıdır. Tatlı yeme duygusunu erteleyen ve unutturan tarçın, çayın içinde şeker niyetine tercih edilebilir. Gün içerisinde çubuk tarçın eklenmiş suyu içebilir, yoğurt içerisine bir tutam toz tarçın serpebilirsiniz. Diyabetle mücadele ettiğiniz bu yolda tarçın size çok yardımcı olacaktır. Zencefil. Sağlıklı bitkilerde zencefil, diyabetle mücadele etmek için iş başında. Genellikle balla karıştırılıp kullanılan zencefil, şeker hastaları tarafından tüketilecekse bal miktarı çok çok az olmalı. Çörek otu. Çörek otuyla zamansız yükselen kan şekerini kontrol altına alabilirsiniz. Kahvaltıda peynir üzerinde bir tutam eklediğinizde hem kansere karşı koruyucu önlem alırsınız hem de şekerinizin yükselmesini engellersiniz. Çörek otu, şeker hastalarının tercih etmesi gereken bir bitki olacaktır. Zerdeçal. İltihap düşmanı olan zerdeçal, vücudu temizleyen bir bitkidir. Aloe vera. Suyu içildiği takdirde sağlığa çok faydası vardır. Ispanak. Yeşil yapraklı sebze ve bitkilerin şeker hastaları için önemli olduğu vurgulanmaktadır. Ceviz. Zihin gelişimi için faydalı olan ceviz, şeker hastalarının yanından ayırmaması gereken bir kuru yemiş olur. Yer fıstığı. Yer fıstığı ve ezmesi kan şekerini düşürme konusunda etkilidir. Badem. Badem sağlıklı yağ içeren besinlerden biridir. İnsülin direncinin yükselmesini önler. Kabak çekirdeği. Kabak çekirdeğinin içinde doymamış yağ ve demir bulunur. Bu yapısından dolayı şeker hastalarına çare olmaktadır. Sarı leblebi. Şeker hastalarının atıştırmalık olarak tüketebileceği sarı leblebi, sağlığa olan faydalarıyla kendinden konuşturur. Kandaki şekeri dengeler, metabolizmayı hızlandırır ve kişiye enerji verir.
Lütfen başkalarının da istifade edebilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı ve başka videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.